ediyorum. Elimi yüzüme götürmemeye gayret ediyorum. Kurallara uyuyorum yani. İlkokula ben Amerika'da başladım. İşte 3. sınıfta tekrar Türkiye'ye döndük. Ankara Koleji'ne yazıldım. Sonra lisede tekrar Amerika'ya gittik. Ve tekrar döndük. Döndükten sonra artık buradaydım. İşte liseyi burada bitirdim. Üniversiteye Ankara'da girdim. Üniversiteyi Ankara'da okudum. Ankara'da bitirdim. Ve 1998 yılının ortalarında da İstanbul'a geldim. Tiyatro bölümünde okurken de işte haşlığımı çıkarmak için ne yapayım işte tiyatro öğrencileri seslendirme yapar. Ben de TRT'de seslendirme yapmaya başlamıştım. Ya bıkkınlık demeyelim de hayat bir değişim zaten, yani değişim ve gelişim aslında. Bundan bıkmak çok doğru mu emin değilim. Yani bana şey soruluyor genelde. Ya işte bu kadar ilgi alakadan sıkılmıyor musun? Bıkmadın mı bu şöhretten? Hayır. Hani çok ayıp bir şey bence öyle bıktım demek. O ilgiden sıkıldım falan demek çok ayıp geliyor bana. Çünkü hani bu çok özel bir şey. İnsanların ruhuna, kalbine dokunmuşsunuz ki size o ilgiyi, alakayı gösteriyorlar. Ve bundan bıkmış olmak bence büyük bir haksızlık gibime geliyor. Ama tabii ki bir gelişim içindeyiz. Eskiden olduğu kadar şöhreti ciddiye alıyor muyum? Hayır. Çünkü şöhretin tanımı da değişti artık. Yani bizlerin o ilk zamanlarımız gibi değil. Sosyal medya yoktu. Şimdi bambaşka bir mecralar var. Şöhretin tanımı değişti. İnsanlar farklı şeylerden dolayı da şöhret olabiliyor. İşte biri nasıl makyaj yapılır diye işte paylaşımlar yapıyor ama fenomen oluyor. İşte bilmem kaç milyon takipçisi olabiliyor. Hani tanımlar değişti. Şöhret bir meslek değil. Benim bir mesleğim var. Yani ben oyunculuk yapıyorum. Yaptığım işten dolayı şöhretli olmuşsam eğer ne ala. Ama bu iş bayrak yarışıdır. Hani benim şöhretim de ölene kadar bu şekilde olmayacak. Arkadan gençler geliyor, yeni insanlar geliyor, sektör kendini yeniliyor ve gençlere de yer açmak gerektiğine inanıyorum. Yani ben de işte atıyorum belli yaşlara geldiğimde 19 yaşında bir kızla sevgili oynamayacağım herhalde. Yani 70 yaşıma geldiğimde o sektörün kendini yenilemesi gerekiyor. Ve herkes de o sektör içinde, o dönem içinde kendi yerini buluyor. Ya da bulamıyor. O şöhreti de kaybedersek de en azından geriye dönüp bakar. Biz de zamanımızı güzel yaşadık be